Diyanet Haber'den merhabalar, bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 11 Şubat Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte Keçiören ve Sincan ilçelerinde vatandaşlara hitap etti. Sebze ve meyvenin marketlerde yüksek fiyattan satışını gıda terörü olarak niteledi. İstanbul ve Ankara'da bugün itibariyle uygulamaya giren tanzim satış noktalarını hatırlattı. Temizlik malzemelerinin de tanzim satışlara bağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sebze meyve fiyatlarındaki artışı gıda terörü olarak niteledi. Ankara ve İstanbul'da başlayan tanzim satışları hatırlattı, devletin fiyatları düşürmedeki kararlılığını vurguladı. Türkiye'de bir oyun oynanmaya başladı. Patlıcan, domates, patates, salatalık fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl inlerine girdiysek bu sebze meyve gıda terörünü estirenlere de şimdi belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar sent pazarlarını kurarak Ankara, İstanbul başta olmak üzere bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Ankara'daki seçim çalışmaları kapsamında başkent turundaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keçiören'de toplu açılış töreninde konuştu. Sadece gıdada değil, temizlik ürünlerinde de tanzim satışların başlayacağını açıkladı. Her türlü üründe. Bunlarla da kalmayacağız. Temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Ve böylece benim vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde istifade etmiş olacak. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz. İşte Ticaret Bakanlığımız hallere teftiş için elemanlar gönderdi. Onları dövmeye kalktılar. Niye? Ruhlarında sıkıntı var. Seçmenden 31 Mart yerel seçimleri için oy isteyen Erdoğan'ın sonraki durağı Sincan ilçesiydi. Yine zam fırsatçılarına yüklendi. Maalesef fırsatçılar her yerde ve her dönemde. Bu dönemde de hemen işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız. Fırsatçı kimdir biliyor musunuz? Fırsatçı en yüksek döviz kurundan fiyat belirleyip kur epey gerilediği halde hala aynı etikette ısrar edendir. Fırsatçı elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip stokçuluk yapandır. İşte şimdi olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki şehir hastanesini hatırlattı. Resmi açılış yakın dedi. Bu arada Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde verilen hizmetlerin de 11 Şubat itibariyle Bilkent'teki şehir hastanesinden yürütüleceğini duyurdu. Ankara'da şehir hastanemizi yapıyoruz ve şehir hastanemiz bitti. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin açılışını yapacağız. Ve burada yaklaşık 3,5 milyon hasta kalabilecek. Yatak sayısı bu kadar fazla. Ve bir yerden girdiğiniz zaman öbür taraftan çıkacaksınız. 6 kuleli dev bir hastane. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi bugün itibariyle İstanbul ve Ankara'da tanzim satış noktaları vatandaşlara neredeyse yarı fiyatına sebze ulaştırdı. Satışlar yoğun ilgi gördü. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Açıklamasından kısa bir süre sonra tanzim satış noktalarında vatandaşlara ucuz sebze meyve imkanı sağlanmaya başlandı. İstanbul'da 50, Ankara'da 30 nokta planlandı. Ankaralı vatandaşların ucuza sebze meyve tüketmesi için bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi tam 15 noktada tanzim satış noktaları kurdu. Allah razı olsun bütün emeği geçenlerden.
Hepsinden Allah razı olsun. Marketlerdeki bazı ürünlere göre indirim etiketlerin neredeyse yarı fiyatınaydı. Vatandaşların uzun sürede cebini yakan gıda ürünlerinin başına mesela biber geliyordu. Biber burada 6 lira. Örneğin salatalık 4 lira, domates 3 lira, patlıcan yine 4,5 lira. Yani gayet uygun bir fiyata buradan gıda ürünlerini alışveriş yapabiliyorsunuz. Neredeyse yarısından daha aşağıda fiyatlar. Yani Allah razı olsun, belediyeden, devletten razı olsun, bizi bu kara borsacıların elinden kurtardı. Başkentin diğer ilçe merkezlerinde de kurulacak tanzim satış noktaları sayı 30'a çıkarılacak. Çok güzel bir şey oldu. Devlet burada ağırlığını gösterdi. Olması gereken oldu. Allah razı olsun. Bundan sonra daha iyi olacak. Abla nasıl buldun fiyatları? Güzel, çok güzel. Gayet uygun değil mi? Uygun, evet. Uygun yani. Marketlerde 4-5 lira civarında olan soğan burada 2 lira, 6 lira olan domates 3 lira, 8 ila 10 lira arasında olan patlıcan 4,5 lira, 7 liralık salatalık 4 lira, 10 liralık sivri biber tanzim satış noktasında 6 liraya satıldı. Yarı yarıya fark var. Marketlere gidiyoruz pahalı, pazara gidiyoruz pahalı. Haftanın 7 günü açık olacak olan tanzim satış noktalarında kredi kartıyla satış yapılabiliyor. Sebze başı kilo kotası var. Yani bir kişi bir üründen en fazla 3 kiloya kadar alım yapıyor. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, Mehmetçik bu yıl terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine ağır bir darbe vurdu. 72 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin inleri yerle bir oldu. Çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ise imha edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir hafta önce kanlı bir saldırıya hazırlanan bomba yüklü bir aracın ve olayla ilgili teröristlerin yakalandığını açıkladı. Jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri sıfırın altında 30 dereceye varan soğuk hava ve sert kış koşullarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesine darbe vurdu. 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen 10.659 operasyonda 72 terörist etkisiz hale getirilirken 135 sığınak imha edildi, 13.372 mühimmat ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Kar, kış, dere, tepe demeden 7 gün 24 saat operasyonlara devam eden Mehmetçiklerimiz 89 el yapımı patlayıcı, 737 kilogram patlayıcı madde, 41 piyade tüfeği, 2 ağır makineli tüfek, 9 roket atar, 76 el bombası, 1 havan ve patlayıcı amaçlı kullanılmak üzere 1125 tüp de ele geçirdi. Bu arada İçişleri Bakanı Soylu terör örgütüne etkili operasyonlarla ağır darbe indirildiğini belirtti. Dağ çıkışlarının ciddi derecede azaldığını ifade etti. Dağ gidiş sayısının son 30 yılın en düşük noktası. Çocuklarımız ne yapıyor biliyor musunuz? Ağrı'da kodlama eğitimi, bilgisayar eğitimi alıyorlar. Tam 50 bin çocuğumuz hayat. Öbür tarafta spor yapıyorlar. Soylu, geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlerin kanlı bir eyleminin başarılı bir istihbarat çalışması ve operasyonla engellendiğini açıkladı. Eskiden operasyonlar sadece ve sadece bize bir saldırı yapıldığı zaman devam ederdi. Mukabele ederdi. Şimdi öyle değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Terör neredeyse kaynağında yok etmeye, kurutmaya çalışıyoruz. Bu güçlü bir Türkiye'nin. Kendi mühimmatımız var. Kendi malzememiz var. Kendi helikopterimiz var. Ve güçlü, kuvvetli, kudretli kaplanlarımız, aslanlarımız var. Şimdi de günün diğer haberlerinin kısa kısa özetine bakalım, ardından devam edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baylok programı kurduğu ve kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkardı. Gözaltılar için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çökmüş, 21 kişi can vermişti. Çöken Yeşilyurt binasında kullanılan deniz kumu, enkazdaki betonda tespit edilen deniz kabuklarıyla açıkça belgelendi. Bu arada çürük oldukları gerekçesiyle tahliye edilen 8 binanın yıkımına başlandı. İlk olarak 10 katlı Yunus Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı. Okunan mevlidin ardından şehitliğe geçen vatandaşlar burada tüm şehitlerimiz için dua etti.
Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insan hakları ihlalleri Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi. Erzincan'da sabah namazı sonrasında gerçekleştirilen protesto ve basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin baskıların sona ermesi için dua yaptırdı. Bir araya gelip bunları dile getiren... Yurt dışında da Doğu Türkistan'daki zulme tepkiler sürüyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da Doğu Türkistan Vakfı tarafından düzenlenen gösteride Çin'e baskı politikasından vazgeçmesi çağrısı yapıldı. Muş'ta bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi işte böyle bir anda yere indi. O sırada tehlikeyi fark eden bir vatandaşın zamanında kaçması ve park halindeki aracın boş olması muhtemel bir ölüm veya yaralanmanın önüne geçti. Gazze Şeridi ile Mısır arasında temel gıda maddelerinin geçişi için kullanılan ve Gazze'nin biraz olsun nefes almasını sağlayan tünellerde biri polis iki Filistinli yaşamını yitirdi. Ölümlerin zehirli gazdan kaynaklandığı duyuruldu. Ama zaman zaman İsrail'in bombaladığı tünellerin bu kez Mısır tarafından vurulduğu iddiası da ortaya atıldı. And the immigrants of yesterday. ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Somali asıllı İlhan Omar'ın İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi Washington'da tartışmaya neden oldu. İsrail yanlısı siyasiler basın ve Filistin karşıtı duruşuyla bilinen Amerikan Yahudi Komitesi İlhan Omar'ı antisemitizmle suçladı. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Bosna Hersek'te başladı. Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatović Hase Olimpik Stadı'nda düzenlenen açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Saraybosna'da 1984 Kış Olimpiyatlarının ardından yeniden olimpiyat ateşinin yakıldığı kısa adı EOF 2019 olan festivalin açılışına binlerce kişi katıldı. Sayın seyirciler, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın yeni müftüsü Senat Halitović oldu. Tebrik mesajı gönderen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Sırbistan'da Müslümanların birleşmesi için atılan her adım son derece değerlidir dedi. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde müftülük seçimi heyecanı yaşandı. Sancak'ın Tutin şehrindeki Fatih Sultan Camii'nde yapılan oylamada, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı sancağın yeni müftüsü oy birliğiyle Senat Halitović oldu. Düzenlenen göreve başlama töreninde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın mesajı okundu. Başkan Erbaş, Sırbistan'da Müslümanların birleşmesi için atılan her adım son derece değerlidir ifadelerini kullandı. Sırbistan'da Müslümanların birleşmesi için atılan her adım son derece değerlidir. Törene katılmaya gönülden isterdim. Yeni müftü Senat Halitović'i tebrik eder, Allah'ın izniyle yeni görevinin Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar ve İslam dünyası için hayırlı olmasını temenni ederim. Barış, huzur ve birlik dolu günler dilerim. Sırbistan İslam Birliği Başkanı Seyahat Nasifović de Halitović'e yeni görevinde başarı diledi. Yeni seçilen müftümüz kurumumuzun incisi. Sancak'taki imamların temsilcisi olarak seçilen Halitović'e görevinde başarılar diliyorum. Yeni seçilen Sancak müftüsü Senat Halitović büyük bir sorumluluk üstlendiği yeni görevinde İslam Birliği için uzun soluklu çalışmalar yapmayı amaçladığını belirtti. Bana emanet ettiğiniz görevimde üzerime düşenleri yapacağıma söz veriyorum. İslam Birliği'ni tesis etmek için uzun soluklu çalışmalar yapmak için gayretle çalışacağız. Sayın seyirciler, Avusturya'da İslamofobi yeni bir İslam karşıtı eylemle bir kez daha gündemde. Aşırı sağcı hükümet okul karnelerinden İslam ifadesini çıkardı. Karar Avusturya'daki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Avrupa'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet eylemleri her geçen gün farklı bahanelerin ardına sığınıyor. İslam'a saldırının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Avusturya'da İslamofobik nefretin bahanesi bu kez öğrencilerin karnesi oldu. Avusturya Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlı Din İşleri Dairesi, karnelerde seçmeli din dersi ve öğrencilerin dini aidiyetlerini gösteren kısımda yer alan İslam ifadesini çıkartarak, yerine ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGÖ'nün adını yazdı. Değişiklik 700 binin üzerinde Müslümanın yaşadığı Avusturya'da büyük tepkiye neden oldu.
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, skandal kararın herhangi bir istişare ve diyaloğa ihtiyaç duymadan okul müdürlerine gönderilen bir genelgeyle alındığını belirtti. İslam dini ifadesini aslında böyle basit bir bürokratik müdahaleyle resmi bir evrak olan karnelerden silmeye gayret ediyorlar. İGGE olarak buna karşı her türlü yasal yola başvuracağız. Bu adım İslam ifadesinin yavaş yavaş resmi evraklardan silinmesine yol açacak. Müslümanları tanımlayan İslam kelimesi yerine bir hükümetin yakıştırdığı İGGE kısaltması kimlik olarak kullanılacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Siyaset bilimci Dr. Farid Hafez ise İslam yerine İGGE yazılmasının uzun vadede Müslümanları resmen temsil eden İslam cemaatini zayıflatma yönünde atılmış bir adım olarak gördüğünü söyledi. Hükümet bu adımla Avusturya İslam cemaatini kurum olarak zayıflatmayı hedeflerken bu değişiklikle kurumun yerine farklı aktörleri etkili kılmak istiyor. Bugün bütün cami ve dernekler kurumun bünyesinde ancak böyle olmasını istemiyorlar. Bu yönetim iktidarda olduğu sürece kendilerine göre bir İslam meydana getirmek istiyorlar. Bu değişikliği bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Wir haben natürlich auch in Österreich. Avusturya'daki aşırı sağcı hükümetin benzer uygulamaları hükümet karşıtı gösterilere neden oluyor. Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan göstericiler, ırkçılara hayır, başbakan kurs istifa yazılı pankartlar açtı. Protestocular önce Dışişleri Bakanlığı'na, daha sonra Başbakanlık binasına yürüdü. Avusturya hükümetinin İslamofobi konusunda kabarık bir dosyası bulunuyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 2018 yılı Haziran ayında siyasal İslam'la mücadele kapsamında ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar almıştı. Yine geçtiğimiz yıl Nisan ayında da anaokullar ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiğini belirterek, ilgili bakanlıklara söz konusu yasağın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatı vermişti. Sayın seyirciler, Edirne'de Enes Ayasofya'sı olarak bilinen cami olarak 5, yapı olarak 8 asırlık Fatih Camii adeta küllerinden yeniden doğuyor. Sadece 1,5 cephe duvarı ayakta kalan cami tamamen aslına uygun olarak inşa edildi, yenilendi. Tarihi cami bu yıl içinde ibadete açıldı. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edilen Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizlilere ait Enes'i fethetmesi sonrası camiye çevirdiği yapının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen ancak bölgede yaşanan 1965 depremi sonrası bir kısmı yıkılan caminin restorasyonuna 2016 yılında başlanmıştı. Bulunduğumuz alan Enes Kalesi'nin içerisinde kalmakta, arkeolojik sit alanının içerisinde kalmakta. Deniz kenarındaki Enes Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapıdaki çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Caminin vakfiyesine uygun olarak çatı örtüsü, minaresi ve orta ve kuzey duvarları yenilendi, çevresi temizlendi. Ciddi kazı çalışmaları yapıldı, temel güçlendirmeler yapıldı. Duvarlarda, yatayda ve dikeyde gerekli güçlendirmeler gerçekleştirildi. Ana mekanın kuzey duvarı tamamen yoktu, orası bitirildi. Kemer ve tonozlarda süren çalışmaların sona ermesiyle tarihi cami 53 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Restorasyon çalışmalarımızın yaklaşık %70'i bu 2 yıllık süre içerisinde tamamlandı. Burada bizim gerçekleştirdiğimiz restorasyon da antik bir restorasyondur. Yapının mevcut öğelerini tamamen koruyarak ve rekonstrüksiyon yöntemiyle ihya etmek suretiyle bugüne geldik. Enes Ayasofya'sı olarak bilinen 5 asırlık Fatih Camii'nin ibadete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret adreslerinden biri olacak. Hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi ziyaretçileri olma potansiyeli olan bir yapı. Restorasyonumuz esnasında da birçok ziyaretçi hem yurt içinden hem yurt dışından geldi. Evet, haberin başında camiyi açıldı dedik ama hemen bir düzeltme yapalım. Bu yıl içinde Fatih Camii ibadete açılacak diyelim ve sıradaki haberle devam edelim sevgili izleyiciler. Bir lokantaya gidiyoruz şimdi. Burada öğrenciler için müthiş bir güzellik yapılıyor. Her ay bir hafta boyunca öğrenciler karınlarını ücretsiz doyuruyor. Bu güzel haberi paylaşmak için Ordu'dayız. Ordu'da esnaf Hakan Şahin yaklaşık 13 yıldır lokanta işletiyor.
Bucak Mahallesi İbn Sina Caddesi üzerindeki bu lokantayı kuzeniyle birlikte işletiyor. Mekanı haberimize taşıyan şey ise yaptıkları hayır işi. Çünkü burada öğrencilere ücretsiz yemek veriyorlar. Proje daha önce bir sevdiğimiz bir arkadaş tarafından yapılmıştı. Babasının ölümüyle ilgili. Biz gelen bütün öğrencilere o gün bedava dağıttık. Sonraki zamanlara baktık ki öğrencilerimiz gayet memnun, mutlular. Mutlu bir şekilde buradan gidiyorlar. Biz de kendi aramızda böyle karar aldık. Hem kendi imkanları hem de çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek veriyor bu güzel uygulamaya. Her ayın ilk haftasında yapılıyor bu ikram. Yaklaşık 250-300 öğrenci faydalanıyor. Döner ve kır pidesi. Kır pidesini de kendimiz yapıyoruz. İkinci restoranımızda. Diğer tarafta oradan hazırlanıp geliyor. Sıcak sıcak çocuklara dağıtıyoruz. Yemek saatinde öğrenciler lokantaya koşuyor. Sırası gelen döner veya kır pidelerini alıp karınlarını doyuruyor. Allah razı olsun. Ayda bir kere burada bize hayırına şey dağıt, ekmek falan dağıtıyorlar. Ha şu azalanlar buraya gelip yani ayda bir kere olsa bile güzel yemek yiyebiliyorlar yani istediği gibi. Dahası da var. Hayırsever Hakan Şahin ve kuzeni İnce Aktaş bu güzelliği 10 yıldır sürdürüyor. Bazı günler burada bedava döner satılıyor ve bundan çok memnunuz. Paramız olmayınca buraya geliyoruz. Hem de şansımız oluyor bazen. Altın sarısı rengiyle nefis bir baklava görünümünde ısırdığınızda damağınızda şerbetli değil sütlü bir lezzet yayılıyor. Hem uygun fiyatlı hem de oldukça hafif. Osmanlı döneminde saray sofralarını süsleyen Diyarbakır'ın meşhur sütlü nuriyesinden söz ediyoruz. İşte Diyarbakırlıların bu da bizim baklavamız dediği sütlü nuriye. İnce ince hamur yaprakları açılıyor, 20 kat yufkanın arası bademle döşeniyor ve damakları şenlendiren nefis sütlü şerbetle buluşuyor. Çok hafif, güzel, lezzetli bir tatlıdır. Yiyişi de çok hafif, baklava gibi ağır bir tatlı değildir. Maliyeti de düşük. Sütlü nuriye bir saray tatlısıdır. Osmanlı döneminde saraylarda yapılır. Sütlü nuriye bir geleneksel Osmanlı tatlısı. Saray sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri. Onu diğer baklavalardan ayıran özellikse fıstık ve cevizde yapılmaması. Hafif olmasının sebebi şerbetinin sütle yapılması, içine fıstık yerine badem girmesi, bir de ağızda dağılması. Diğer baklava has olan kadayıf ve sütlü nuriyedir. Kadayıfı cevizli yaparız, sütlü nuriyeyi de bademli yaparız. Sütlü nuriye, bademin fazla yetişmesi nedeniyle zamanla Diyarbakır'la özdeşleşmiş. Günümüzde şehrin en çok yapılan ve tüketilen tatlısı. Diyarbakırlılar için bu tatlının tanımı daha da farklı. Diyarbakır'da bademin yetişmesi, nasıl ki Antep'te fıstık yetişiyor, fıstıklı kadayıf baklavası meşhursa, Diyarbakır'ın da sütlü nuriye baklavası meşhurdur ve Diyarbakır'la özdeşleşmiş. Sindirimi kolay, sağlıklı. Bunun yanında bir de fiyatının uygun olması eklenince sütlü nuriye tahtını sürdürmeye devam ediyor. Evet, bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sayın seyirciler, hafta sonunda kayak merkezleri doldu taştı. Bu akşam da sizlere Kayseri'den Erciyes Kayak Merkezi'nden renkli görüntülerle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.